Azerbaycan türkü babayla Ermeni annenin tek çocuğuydu. Aşk uğruna müzisyen oldu, türküleri Batı ezgileriyle birleştirdi ancak salon rockçısı değildi. Sisteme, sömürenlere, devletin gücünü eline alıp halkı ezenlere şarkılarıyla söyleyecek bir çift lafı vardı. Bunun bedeli yasaklar ve sürgün oldu. Almanya'da vatansız vatansever, Türkiye'de sakıncalı komünist, dönek Müslüman oldu. Her şeye ve herkese inat bildiğini okudu. 4 defa nikah masasına oturan Cem Karaca, 58 yaşında veda ettiğinde tek bir şey istedi. Tabutunun başında alkışlar değil, tekbirler yükselsin. Muhtar Cem Karaca 5 Nisan 1945'te İstanbul'da doğdu. Babası Azerbaycan Türkü Mehmet Karaca, annesi Ermeni kökenli Toto Karaca'ydı. İkisi de oyuncu ve sanatçıydı. Sokağında yaşayan Ermeni komşularının piyanosundan yükselen ses ona müziği sevdirdi. Ama şarkıcı olmak aklında yoktu. Sonra yatılı okula gitti. 14'ünde bir kız sevdi. Kendisini şişman ve çirkin bulan Cem Karaca, onun dikkatini çekmek için ilk o dönem şarkı söylemeye başladı. Bakırköy'de bir kulüpten teklif yapıldı. Karşı çıkan babasını, annesini ikna etti. İlk alkışını orada aldı. 1965'te ilk grubu Dinamikleri kurdu. Babası şarkıcı olmasına karşıydı. Hatta şevkini kırmak için bir konserde adam tuttu, onu yuhalattı ama işe yaramadı. Kızayım yaptığım işe, utanayım yaptığım işten ve bırakayım diye. Liseden sonra eğitim hayatını noktalayan Cem Karaca, 1965'te tiyatrocu Semra Uçbay ile ilk evliliğini yaptı. Ev geçindirmek için de bir süre anne baba mesleği oyunculuk yaptı. Ve ben 3 günlükken askere gittim, yani 3 günlük evliyken askere gittim daha doğrusu. Sonra askere gitti. Orada halk müziğiyle tanıştı. Batı müzikleri, Elvis şarkıları söyleyip bu topluma ulaşamayacağını anladı. Halk ozanlarının şiirlerini kendine göre yorumladı. Dönüşte Apaşlar grubuyla birlikte 1967 Altın Mikrofon yarışmasına katıldı. Birinciliği Mavi Çocuklar grubuna kaptırdılar, ikinci oldular. Ama isimlerini duyurdular. Emrah şarkıları hit oldu. Almanya'ya gitti, 45'likler kaydetti. Ve ikincilik ödülünü kazandık, 5.000 lira. 4.000 lira annem getirdi, verdiydi. 9.000 liraya bir eko aldık, Anadolu turnesine çıktık. Cem Karaca daha politik, daha mesaj veren şarkılar söylemek istiyordu. Apaşlar grubu buna karşıydı. Bu yüzden ortaklıkları bitti. 1970'te Kardeşler grubunu kurdu. Birlikte yaptıkları Dadaloğlu şarkısı çok beğenildi. Apaşlar dağılıp Kardeşler kurulduktan sonra biz bayağı bir bocaladık. Tekrar kendimize gelebilmek için ta bir Dadaloğlu'na kadar. Artık daha politik ve sola yakındı. Bu durum konserlerine de yansıdı. Mart 1971'deki Trabzon konserinde 3 bomba patladı, 30 kişi yaralandı. Cem Karaca 1970'te ilk ve son Yeşilçam filmi Kralların Öfkesi'nde de oynadı. Bu western yapımında Murat Soydan'la başrolü paylaştı. 1972'de Moğollar dönemi başladı. En büyük başarıları Namus Belası eseriydi. Birkaç sene sonra Cahit Berkay Fransa'ya yerleşme kararı alınca Cem Karaca Moğollardan ayrıldı, Dervişan grubunu kurdu. Sanatın muhalif bir fonksiyon taşıdığına inanan bir insan. Cem Karaca Anadolu ezgilerini, 1000 yıllık şiirleri Batı müzikleriyle sentezleyip kendi tarzını yarattı. Kardeşler ve Moğollarla müzik yaparken bu tarzını daha da belirginleştirdi. Muhlis Akarsu'ya ait Obur Dünya şarkısı bunun en iyi örneklerinden biriydi. 1975 tarihli Tamirci Çırağı parçasıyla da siyasi duruşunu dosta düşmana ilan etti. Mutlaka Yavrum şarkısını ise Filistin Kurtuluş Örgütü için yaptı. Cem Karaca sadece şarkılarıyla değil, duruşu ve yaptıklarıyla da politikti. Hakan Balamir ve Semra Özdamar'la birlikte Yılmaz Güney'in duruşmasına katılmaları tarihe bu fotoğrafla geçti. Sanat daima daha fazla özgürlük, daha fazla adalet talep eder. Cem Karaca cesur ve sözünü sakınmayan bir kişiydi. Konserinde "İn aşağı papaz" diye sataşan izleyiciye "Getir ananı da vaftiz edeyim" diyecek kadar delikanlı ruhluydu. Türkiye'deki siyasal ortam ve baskılar zamanla Cem Karaca'nın hem düşüncelerini şekillendirdi hem de müziğini değiştirdi. Anadolu pop ya da rock yapan diğer birçok isme göre daha politik bir duruş sergiledi. Bu durum sağ-sol çatışmalarının zirve yaptığı 70'lerde beraberinde büyük bir tehlike getiriyordu. Konserlerinde can güvenlikleri yoktu. Aydın'daki konserde CHP il başkanı dövüldü. Urfa'da hem gitaristleri hem de bateristleri saldırıya uğradı. Cem Karaca ve Dervişan grubu 1978'de 1 Mayıs Planı'ndan sonra yollarını ayırdı. 1 Mayıs Marşı yüzünden hakkında soruşturma başlatıldı. Artık Türkiye'de kendisini ifade etmenin ve özgürce müzik yapmanın imkanı olmadığını anladı. 1979'da yurt dışına çıktı. 2 yıl Batı Almanya'da yaşadı. Çok geçmeden korktuğu Türkiye'nin başına geldi. 12 Eylül darbesi oldu. Artık muhalif ve onun gibi sesi yüksek çıkan herkes cuntacıların hedefindeydi. Silahlı kuvvetler yönetime el koymak zorunda kalmıştır. 1981'de Cem Karaca gizli hesaplar peşinde. Bir fotoğraf basına servis edildi. Cem Karaca Münih'te elinde megafonla bir protesto gösterisindeydi. Yanında da Selda Bağcan vardı. Fotoğraf 2 yıllık olmasına rağmen sanki yeni çekilmiş gibi lanse edildi. Örgüt kurup Türkiye'de yönetimi değiştirmek istediği yalanı ortaya atıldı. Kızıl Ordu benzeri bir ordu teşkil edecekmişim, kuracakmışım bendeniz. Türkiye'ye doğru hareket edip ve Türkiye'de iktidarı ele geçireceğiz ve komünist memleket yapacağız. Allah Allah! Sıkı Yönetim Komutanlığı, Cem Karaca'nın ülkeye dönmesini istedi. 13 Mart'a kadar da süre tanındı. Gazetelere, "Hastayım, raporluyum. Dönmek için belli bir süre istiyorum." diye demeç veren, Büyükelçiliğe, Milli Güvenlik Kurulu'na mektup yazan Cem Karaca geri gelmeyince, 10 Şubat 1981'de Yılmaz Güney ile birlikte vatandaşlıktan çıkarıldı. 12 Eylül darbecileri ve yönlendirdikleri medyaya göre o artık sadece sakıncalı bir komünist değil, vatansız bir devlet düşmanıydı. Cem Karaca bu yüzden vefat eden babasının cenazesine de katılamadı. Babamı yitirdim, cenazesinde bulunamadım. Ailenin tek çocuğu. Oğlumu göremedim. Cem Karaca Alman vatandaşlığına da geçmek istemedi. Birleşmiş Milletler'in vatansızlar için sağladığı pasaportla orada kaldı. Memleket hasreti artık canından can alıyordu. Gurbetin acısını dindirecek bir merhem henüz keşfedilmedi. İnsan içinde yaşıyor onu. Kemiklerine kadar yaşıyor. Allah kimseye vermesin böyle bir sıkıntı. Hayal kurar bütün insanlar gibi. Türkiye'ye darbe ile birlikte ekonomik buhranı da getiren junta yönetimi birkaç yıl sonra dümeni Turgut Özal'a bıraktı. O da liberal politikalarla ülkeyi yavaş yavaş değiştirmeye başladı. Cem Karaca 1985'te Özal'la irtibat kurdu. Başbakan fuar için gittiği Münih'te onunla görüştü. Ardından dönüş hazırlıkları başladı. Onu vatandaşlıktan çıkaran dosya yeniden ele alındı ve Cem Karaca beraat etti. Gıyabi tutuklama kararı da kaldırıldı. Beraat edince otomatikman bütün parça şeyler düştü. 29 Haziran 1987'de yaklaşık 8 sene sonra Cem Karaca'nın memleket hasreti bitti. Birkaç ünlü ismin karşıladığı Karaca, Yeşilköy Havalimanı'na zafer işaretiyle indi. Vatansız bir vatanseverdi Cem Karaca ve memleket hasreti artık canına tak etmişti. Dönüşü sonrası Özal'ın elini öptüğü yaygarası koparıldı. Dönek damgası yedi. Halbuki kendi anlatımına göre Özal'ın değil, centilmenlik gereği Semra Hanım'ın elini öpmüştü. Önce Semra Hanım'ın elini öptüm, Turgut Bey'in elini sıktım. Ne özür dilemiştim, ne af dilemiştim, ne de Turgut Bey'in elini öpmüştüm. Onun gibi sürgünde olan bir grup aydına göre Cem Karaca devlet yöneticileriyle uslu duracağına dair anlaşma yapmıştı. "Sen 7 yıl önce kaybettiğin Türkiye'ye kavuştun. Ama acaba Türkiye 7 yıl önce kaybettiği Cem Karaca'ya mı kavuştu?" sözleriyle eleştirilen usta sanatçı onlara "Yarım Porsiyon Aydınlık" şarkısıyla cevap verdi. "Ben Türkiye'ye dönmek istiyordum, Romanya'ya değil. Mesela sevgili dostum Arif Sağ bana "Türkiye'de bir gün sosyal demokratlar olarak başa gelecektik, o zaman dönseydin" dedi. Bu sözleri karşısında benim lafım yok. Böyle bir mantık olur mu yahu? Memleketini özleyen benim hemşerim. Sen boğaza karşı balığını yiyorsun, rakını içiyorsun, eşinle dostunla sazını çalıyorsun. Ben hasretten geberiyorum. Savcıların hakkımda toplam 200 sene ceza istedikleri bir rizikoyu göze alıp ülkeme dönmem şayet döneklikse ben döneyim arkadaş." Solcu bir perspektife sahip olabilmek için ilk kuralın değişmeyen tek şeyin değişmenin bizatihi kendisi olduğunu bilmeleri. Cem Karaca Türkiye'ye döndü ancak maddi sıkıntılar çekiyordu. Bu yüzden hemen konserlere başladı. 8 yıl sonra yine Gülhane Parkı'ndaydı. Yaklaşık 45 bin kişi onu dinlemek için oradaydı. bu kez herkes Gülhane'deki ceviz ağacının farkındaydı. Merhaba gençler ve her zaman genç kalanlar. Aynı sene Merhaba Gençler ve Her Zaman Genç Kalanlar albümü çıktı ve iyi bir satış rakamına ulaştı. 1988 tarihli Töre albümünün ardından artık senelerce yasaklı olduğu TRT ekranlarına da çıkmaya başladı. Dönek suçlamaları artınca yine Yiğin Efendiler kasetindeki "Oh Be" şarkısıyla onlara cevap verdi. Aynı albümde Ahmet Arif'in 33 Kürt köylüsünün suçsuz günahsız yere Orgeneral Mustafa Muğlalı tarafından kurşuna dizilmesini anlattı. 33 Kurşun şiirini Oğuz Abada'nın bestesiyle seslendirip bir de çalışmaya ezan eklemesi yeni Cem Karaca hakkında ipucu veriyordu. Cem Karaca sürgün dönüşü artık o eski Cem Karaca değildi. Kenan Evren'in olduğu resepsiyona katılıp TRT'de program yapıyordu. CHP üyesi olmasına rağmen Özal'a sempatisini gizlemedi. Bahçeli'ye yazdığı teşekkür mektubu olay oldu. Hatta daha ileri gidip o dönem Fethullah Gülen'in Hazan şiirini seslendirdi. Eleştirilere "profesyonel iş yaptım" diyordu. 70'lerin, 80'lerin sakıncalı komünisti Cem Karaca, 90'larda manevi anlamda da büyük bir değişim geçiriyordu. Artık daha dindardı. İnancını hayatına, eserlerine yansıtmaya başladı. İnandığı gibi konuşmaya ve yaşamaya çalıştı. Yani bir insan hani hem dinine düşkün, dinine bağlı, Müslüman kimliğini muhafaza edip öte yandan solcu bir ekonomik, siyasal dünya görüşüyle de dünyaya bakabilir. Bir de Cem Karaca ve Barış Manço'nun kardeş olduğu iddiaları vardı. Babaları bir, annelerinin farklı olduğu söylentisi bir şehir efsanesine döndü. Bu iddia ne tam inkar edildi ne de teyit edildi. İkili özellikle 90'larda birbirinden ayrılmıyordu. Barış Manço bir meslektaşım, dostum, kardeşim, arkadaşım. Cem Karaca'nın özel hayatı ise şarkıları gibi renkli ve hareketliydi. 1965'te tiyatrocu Semra Uçbay ile ilk evliliğini yaptı. Askerlik sonrası ayrıldılar. Cem Karaca 1968'de Meriç Başaran'la ikinci kez dünya evine girdi. Ancak beraberlikleri sadece 2 yıl sürdü. 4 yıl evlilik orucuna giren Cem Karaca, 1972'de tekrar nikah masasındaydı. Bu kez oyuncu şarkıcı Arzu Balkan'ın kız kardeşi şarkıcı Feride Balkan'la evlendi. 1976'da oğulları Emrah dünyaya geldi. Evlilikleri Cem Karaca'nın sürgün yıllarının kurbanı oldu. O zor dönemleri beraber atlatmaya çalışan çift 1989'da boşandı. Cem Karaca 1993'te ilk eşi Semra Uçar'la yeniden denedi ama tarih tekerrür etti ve çok geçmeden ayrıldılar. 90'larda Cem Karaca'nın hayatına 4. ve son eşi İlkim Erkan girdi. İlkim Hanım, ünlü oyuncu Hakan Balamir'in eski eşiydi ve o evlilikten Balam Balamir adında bir kızı vardı. Çift 2001'de evlendi ve Cem Karaca vefat edene kadar da bu birliktelik sürdü. Ömrü sürgün ve sahnelerde geçen Cem Karaca, son yıllarda daha sakin bir hayatı tercih etti. Müzik çalışmalarını hep sürdürdü. En son Mahsun Kırmızıgül'ün "Hayat Ne Garip" şarkısına düet yaptı. Ölümü ve dünyanın faniliğini anlatan o şarkıdan sadece 10 gün sonra 8 Şubat 2004'te solunum ve kalp yetmezliğine bağlı olarak ağır bir kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede 58 yaşında vefat etti. Cem Karaca'nın Üsküdar Seyit Ahmet Yesevi Camii'ndeki cenaze töreni Türkiye'yi bir araya getirdi. Her kesimden yüzlerce kişi onu uğurlamak için toplandı. Senelerce verdiği eserler ve insani duruşuyla kazandığı kalpler vefatında ona olan minnetlerini gösteriyordu. Vasiyetinde istediği gibi Cem Karaca'nın tabutunun başında alkışlar değil, tekbirler yükseldi. Ardından Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi. Cem Karaca öldükten sonra da mezarında rahat edemedi. Eski eşi ve oğluyla son eşi İlkim Karaca arasında başlayan tazminat ve miras davaları farklı iddiaları beraberinde getirdi. İlkim Karaca'nın Emrah Karaca'nın Cem Karaca'nın oğlu olmadığı iddiası üzerine DNA testi istendi. İki taraf da mezarın açılmasından birbirini suçladı. Mezarın açılmasının tek iyi tarafı Emrah Karaca'nın usta şarkıcının oğlu olmadığı dedikodusunu bitirmesiydi. Cem Karaca öldükten 20 yıl sonra hayatı Cem Karaca'nın Gözyaşları adıyla film oldu. O da böylece kıymeti öldükten sonra anlaşılan ustalar kervanına katıldı. Cem Karaca Araf'ta bir sanatçıydı. Sağ kesim konserlerini bastı, bombalar atıp Allahsız komünist diyerek canına kastetti. Türkiye'ye döndükten sonra sol kesimse onu döneklikle suçlayıp aforoz etti. Ancak o, Anadolu toprağı ve halkın acılarından beslenen eserleriyle herkese hitap etti. İşte bu yüzden ölümünden seneler sonra bile müziğiyle, duruşuyla yaşamaya devam ediyor. Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.